Çanakkale, İbret ve Hayret. Cevat Paşa'nın rüyası. Çanakkale Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı Paşa bir gece çok enteresan bir rüya görür. Rüyasında kulağında yankılanan ses şöyle demektedir: "Deniz üzerine bak." Denize doğru nazar eden Cevat Paşa, dalgalar arasında çiçeklerle bezenmiş pırıl pırıl kaf ve vav harflerini görür. Heyecanla uyanan Cevat Paşa rüyaya bir anlam veremez. Tengel, Soğanlı Dere ve Baykuş bataryalarını takviye ettirmek için teftişe çıkan Cevat Paşa, Kilitbahir'den İstimbot'a binerken 7 yıl önce veremden ölen kızı Bedile Hanım'ı hatırlar. Kabri Büyük Veli Ahmet Cahidi Sultan'ın türbesinin haziresindedir. Az sonra onun mezarı başına geldiğinde rüyasındaki sesi burada da duyar. Şöyle demektedir lahuti ses: "Cevat, depolardaki 26 mayını denize döşe." Cevat Paşa korku ve şaşkınlık içinde bocalarken karşısında yüzüne bakılmayacak kadar güzel, nurani bir silüet belirir. Adam Cevat Paşa'nın kolundan tutup sorar: "Bir derdin mi var?" Cevat Paşa gördüğü rüyayı ve az önce duyduğu sesi bir solukta anlatır. Bu nur yüzlü adam, 1659 senesinde Kilitbahir'de vefat etmiş olan Evliya'dan Ahmet Cahidi Efendi'dir. Mübarek cevap verir: "Nur, zafer işaretidir. Ebced hesabında kef harfi 20, vav'da 6 rakamını bildirir ve 26 yapar. Bunları söyledikten sonra aniden kaybolur." Cevat Paşa hemen mayın grubu kumandanı Nazmi Bey'i çağırıp sorar: "Depolarımızda kaç mayınımız var?" "Bir Türk usta tarafından yapılan 26 mayın var." Cevat Paşa daha sonra Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey ile Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i makamına çağırır ve mayınları nereye dökecekleri konusunda plan yaparlar. Ve plan gereği bu sırlı 26 mayın karanlık liman denilen Kumbağa Burnu ile Soğanlı Dere arasına iki sıra halinde boğaza paralel olarak tekbir ve dualarla dökülür. Fakat Yüzbaşı Hakkı Bey'in yüreği bu heyecana dayanamaz ve bu sırada kalp krizi geçirir. Kelime-i şehadeti söyleyerek ruhunu teslim eder. Ertesi gün 18 Mart 1915 sabahı İngilizlerin en büyük zırhlarından Recitable ve Ossin zırhları Nusret'in sabaha karşı döktükleri mayınları çarparak şaşkın bakışları arasında boğazın Japon eğitimcilerin bizim eğitimimize yorumu. Yıl 1984. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık makamında rahmetli Turgut Özal var. Aynı dönemin Milli Eğitim Bakanı ise Sayın Vehbi Dinçerler. Ülkesinin geleceği adına çözüm yolları araştıran Turgut Özal, eğitim konusunda da Japon pedagoglara bir araştırma yaptırmak ister ve ülkemize davet eder. Eğitim konusunda uzman bu heyet, Türk gençleri hakkında araştırma yapmak üzere ülkemize gelirler. Bir süre ülkemizin değişik yerlerinde görüşmelerde ve temaslarda bulunurlar. En nihayetinde araştırmalarının sonuçlarını açıklamak üzere Başbakanımız Sayın Turgut Özal'ın yanına çıkarlar. Milli Eğitim Bakanımız da bu sırada orada bulunmaktadır. Heyetin vardığı netice gayet açık ve kısadır: "Sizin gençlerinizde milli şuur yok." Yöneticilerimiz aldıkları bu üzücü cevap karşısında hayretler içerisinde kalır ve hemen sorarlar: "Peki, siz Japon gençlerine milli şuur verme adına neler yapıyorsunuz?" "Biz," diyor Japon eğitimci, "okula başlayacak olan çocuklarımıza bir program uygularız. Önce onları en gelişmiş fabrikalarımıza götürür. Robotların yaptığı makinaları gösteririz. Makine yapan makineler karşısında hayret ve hayranlık içinde kalır masum yürekleri. Anlayacakları bir dille orada yapılanları açıklarız. Bu fabrikaların sadece Japonya'da yapılabildiğini, başka milletlerin bunu başaramadıklarını okul öncesi çocuklarımıza anlatırız.
o küçücük çocuklar. Duyduklarını hem şaşırırlar hem de çok mutlu olurlar. Bu geziler tamamlanır. Çocuklar saatte 250-300 kilometre surat yapan trenlere bindirilir. Bu araçların da sadece Japonlar tarafından yapılabildiği vurgulanır. Eğer kendileri de iyi ve düzenli çalışırlar ve Japon olduklarını unutmazlarsa, bunların daha lüks ve daha süratli olanlarını yapabileceklerdir. Bu geziler zinciri onlara Japon olmanın ne kadar önemli bir şans olduğunu kabul ettirir. Sonunda yolları Nagasaki ve Hiroşima'ya düşürülür. Orada. Japonların 2. Dünya Savaşı sırasında başlarına gelen felaket anlatılır. Bu çalışkan milletin düşmanları da vardır. Eğer daha çok ve daha dikkatli çalışmazlar ve iyi Japon olmazlarsa kendilerinin de başına bu bombaların daha beteri atılabilir. Çünkü eski düşmanlıklar bütünüyle bitmiş değildir. Çocuklar atom bombası atılmış şehirlerde yaşanan acı hatıralarla sarsılırlar. Zira atom bombasından geriye sadece on binlerce ölü, yaralı ve ot bile bitmeyen topraklar kalmıştır. Bu dehşetli gerçek onları derinden derine etkiler. Okul hayatında da bu bilgi ve bilinç çerçevesi etkili bir biçimde geliştirilir. Dolayısıyla bu gençlerin Japon olmaktan başka çareleri kalmaz. Japon eğitim, atom bombası şerrinden başarı sonucu çıkaran uygulamayı anlatırken bizim etkili ve yetkili bir eğitimimiz lazım. Şimdi bir Hiroşima'mız, bir Nagasaki'miz olsaydı. Onun verdiği cevap çok ibretlidir. Ve bizim eğitimsiz eğitimcimizi kızartacak cinstendir. Bildiğimiz kadarıyla sizin 100 Hiroşima ve Nagasaki'den çok daha değerli bir yeriniz vardır. Neresidir efendim? Siz oraya Çanakkale dersiniz. Eğer siz Çanakkale'de dedelerinizin yaşadıklarını çocuklarınıza tam manasıyla anlatabilseniz, sizin çocuklarınız da milli ve manevi şuuru içinde yetişmekten başka yol aramazlar.